Yıllar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Bu da sana olsun Merhaba arkadaşlar, Ders Koma hoş geldiniz. Anlatım biçimlerine betimleyici anlatımla devam ediyoruz. Evet, betimleyici anlatım. Diğer bir adıyla tasvir. Betimleme, sözcüklerle resim yapma işidir. Yani ressamın fırçayla yaptığını sanatçı ya da yazar betimlemede sözcüklerle yapar. Burada amaç okuyucuda izlenim yaratmaktır. İzlenim yaratmak için bu anlatım biçimi kullanılır. Duyulan, tasarlanan, görülen okuyucu tarafından betimleme yoluyla bütünüyle algılanabilir. Okur böylelikle ne betimleniyorsa onu gözünde canlandırır. Betimlemede yani tasvirde varlıkların görme, işitme, tatma, dokunma ya da koklama gibi duyularla algılanabilecek nitelikler tanıtılır. Varlığın benzerlerinden ayrılan yanları belirtilir. Gözleme yöntemi temel alınır. Betimlemede ilgi çekici ayrıntıların gözden kaçırılmaması gerekir. Her şeyin betimlemesi yani tasviri yapılabilir. Bu bir doğa görüntüsü de olabilir, bir nesne de olabilir, bir insan da olabilir. İnsanlar iç dünyalarıyla yani psikolojik yapılarıyla ya da dış görünüşleriyle betimlenebilir. Kişinin dış görünüşü betimleniyorsa buna fiziksel portre denir. Kişilik özellikleri İş dünyası betimleniyorsa buna da ruhsal portre denir. Betimleme yansıtmacı yani açıklayıcı ve izlenimci yani sanatsal olmak üzere iki bölümde incelenir. Açıklayıcı betimlemede amaç okura bilgi vermedir. Nesnel bir bakış açısını gerektirir açıklayıcı betimleme. Kişisel duygu ve düşünceler, izlenimler açıklayıcı betimlemede yer almaz. Bu tür betimlemeye ders kitaplarında oldukça fazla karşılaşırız. Sanatsal betimlemede sanatçı öznel bir tavır takınır. Görülenler kişisel duygu ve düşünceler katılarak betimlenir. Sanatsal betimlemede varlıkların duyular üzerinde yarattığı izlenimler söz konusudur. Öykü ve roman gibi sanatsal ağırlığı olan yapıtlarda daha çok karşımıza çıkar. Şimdi açıklayıcı betimleme ile ilgili örnek bir metnimiz var. Onu okuyalım. Akdeniz bölgesinin çatısını toroslar oluşturmaktadır. Dağlar kimi yerlerde denize çok sokulur. Kayalık ve az girintili çıkıntılı bir kıyı üzerine dikine inerler. Kimi yerlerde ise kıyı çizgisiyle dağ sınırları arasına Adana Ovası gibi geniş düzlükler girer. Şimdi de sanatsal betimleme ile ilgili bir örnek metnimiz var. Okuyalım. Üstleri ağır kokulu mersin ağaçlarıyla kapalı tepeler geçildikten sonradır ki kayalar birden başlar. İnsan birden ürker. Kayalarla birlikte çam ağaçları da başlar. Çamların birer billur pırıltısındaki sakızları buralarda toprağa sızar. İlk çamlar geçildikten sonra gene düzlüklere varılır. Bu düzlükler boz topraktır, verimsiz, kıraç. Buralardan Toros'un parlı dolukları yanındaymış, elini uzatsan tutacak mısın gibi gözükür. Şimdi de fiziksel ve ruhsal betimleme örneği göreceğiz. O, orta boylu, zayıf, sarışın bir kişidir. Kendisi fotoğrafta göründüğünden daha da canlı ve sevimlidir. Yüzü bir tunç parçası üzerine oyulmuş eski bir madalyonu andırır. Elmacık kemikleri çıkık, alnı serttir. Evet bu dersimizde burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.